Bir Gencin Dramı Tolstoy Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Bir zamanlar Yevgeni İrsenyev adında geleceğe parlak bir genç vardı. İyi bir yaşantısı olması için bütün imkanlar sağlanmıştı ona. İyi bir aile terbiyesi görmüştü. Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarılı bir öğrencilik yapmıştı. Kısa zaman önce ölen babasının sayesinde yüksek sosyetenin içine girmişti. Bakanın kendisini arka çıkmasıyla bakanlıkta bir memuriyete atanmıştı. Nasıl olduğu konusunda şüpheler olmakla beraber hatırı sayılır bir serveti vardı. Yevgeni'nin Andrei adında muhafız askerler bölüğünde görev yapan bir kardeşi vardı. Andrei ve Yevgeni babalarından 6 şar bin ruble alıyorlardı. Babaları ise anneleriyle birlikte yabancı memleketlerde dolaşır, Petersburg'da yaşardı. Böyle bir hayat içinde servetinin yarısını batırmıştı. Yazları iki aylığına çiftliğe uğrar ama hiçbir işle ilgilenmezdi. Her işi fazlasıyla güvendiği kahyasına bırakırdı. Fakat kahya çiftçilik işleriyle hiç ilgilenmeyen bir adamdı. Babaları ölünce kardeşler mirası paylaşmak için gelmişlerdi. Fakat babalarının borçlarının bir hayli kabarık olduğunu gördüler. Danıştıkları avukat sadece 100 bin ruble değerindeki büyük annelerinin çiftliğini alarak mirastan vazgeçmelerini söyledi onlara. Komşu çiftliğin sahibi ise borçlar önemsenmeden işlerin yoluna konulabileceğini, böylece çiftliğin bir kısmının kurtarılabileceğini söylüyordu. Bunu yapabilmek için de ormanı ve boş tarlaları satmayı, Buna karşılık 4000 dönümlük verimli araziyle 200 dönümlük şeker fabrikasını elde tutmayı öneriyordu. Fakat bunların gerçekleşmesi için köyde kalmak, bütün işlerle ilgilenmek, akıllıca hesap yapmak gerekiyordu. Bu tavsiyeler üzerine Yevgeni bahar gelince çiftliğe gitti. Her şeyi inceledikten sonra memurluktan ayrılarak annesinin yanına, çiftliğe yerleşti. idareye eline alarak çiftliğin büyük bir kısmını kurtarmaya karar verdi. Kardreş Andre'ye bir teklif sunarak, isterse her yıl 4 bin ruble verebileceğini söyledi. Böylece kardeşiyle anlaştıktan sonra annesinin yanına, büyük eve yerleşti. Sonra da ihtiyatı elden bırakmadan canla başla işe koyuldu. Bilindiği gibi çoğunlukla ihtiyarlar muhafazakar, gençler yenilikçidir. Fakat bu düşünce pek doğru değildir. Çünkü asıl muhafazakarlar gençlerdir. Gençler nasıl yaşamak gerektiğini düşünmezler ya da buna vakit bulamazlar. Bu yüzden de eski alışılmış hayatı örnek kabul ederler. Yevgeni de aynen böyle yaptı. Köye yerleştikten sonra kötü bir idareci olan babasını değil de dedesini örnek aldı ve çiftliği onun zamanındaki gibi canlandırmayı hedefledi. Sadece evde, bahçede ve çiftlikte zamanın gerektirdiği bazı değişiklikleri yapacaktı. Her şeyi dört başı memur yerine getirecek, çevresindeki insanları memnun edecekti. Bunun için de sıkı çalışması gerekiyordu. Borçlarını kapatmak için toprakların bir kısmını satması, Ödeme zamanını ertelemesi gerekiyordu. Aynı zamanda şeker fabrikasının da içinde olduğu 400 dönümlük malikane ırgat ve kölelerle idare edilemiyordu. Evde ve bahçede işler çağrından çıkmıştı ve bir şeyler yapılmalıydı. Yevgeni'nin işi çoktu. Fakat bu işlerle uğraşacak kadar güçlüydü. Ruhu da, bedeni de. Henüz 26 yaşındaydı. Orta boylu, iri yapılı, kaslı, sevimli, cana yakın bir gençti. Kırmızı yanakları, parlak dişleri vardı. Saçları seyrek, yumuşak ve kıvırcıktı. Vücudundaki tek kusuru gözlerindeki miyoptu. Fakat buna gözlük kullanmayarak kendi sebep olmuştu. Şimdi de burnunun üzerine iz bırakan gözlüğünü takmadan yürüyemiyordu. Karakteri iyiydi bütün tanıdıklarına kendini sevdirmişti. Hele annesi, onu herkesten çok severdi. Kocası öldükten sonra sadece sevgisini değil, bütün hayatını da oğluna vermişti. Annesinden başka, lise ve üniversite arkadaşları da onu sever ve sayardı. Tanıştığı tüm insanlar üzerinde aynı etkiyi bırakırdı. Açık renkli, temiz yüzlü, yalan, hile sezilmeyen gözleri vardı. Sözlerine inanmamak imkansızdı. Bu karakteri ona işinde de fayda sağlıyordu. Başkalarına kredi vermeyen tüccarlar ona güveniyorlardı. Kötülüğü huy edinmiş, başkalarını aldatmaktan çekinmeyen kahya ile muhtar bile bu cana yakın, dürüst adamla konuşunca onun etkisi altında kalır, ona kötülük etmeyi akıllarından geçirmezlerdi. 1 Mayıs sonuydu. Yevgeni rehindeki arazisini tüccara satmak için şehre indi ve toprağı rehinden kurtardı. Gelirken de küçük bir çiftlik kurmak, at, öküz, araba, takım taklavat almak için yine aynı tüccardan para çekti. İşler yoluna girmişti. Ormandan keresteler taşınıyor. Marangozlar harıl harıl çalışıyor, 80 arabada gübre getiriyordu çiftlik için. Fakat yine de pamuk ipliğine bağlıydı her şey. Yevgeni bu işlerle uğraşırken kendisine oldukça özen bir olayla karşılaştı. Şehirde kaldığı yıllarda günlerini ve gecelerini bütün bekar erkeklerin geçirdiği gibi geçiriyordu. Yani her türlü kadınla düşüp kalkıyordu. Çok zampara değildi belki ama keşiş de sayılmazdı. Kadınlarla düşüp kalkma işini de sadece vücudunun sağlığı ya da zekasının gelişmesi için yapıyordu. Bu olay 16 yaşındayken başlamıştı ve bugüne kadar her şey yolunda gitmişti. Kendini bu sefil hayata kaptırmadan, hiç aşık olmadan, hiç hastalanmadan yaşıyordu. İlk defa Petersburg'da terzi bir kadınla birlikte olmuştu. Fakat daha sonra kadın iyice yoldan çıktı. Yevgeni'yi de aradığını hiç zorluk çekmeden başkasında buldu. Köye geleli iki ay olmuştu. Şehirdeki hayatını burada yaşamasına imkan yoktu. Ne yapacağını bilemiyordu. Zoraki yaptığı bu perhis onu kötü yönde etkilemeye başlamıştı. Bunun çaresi için şehre mi gitmeli, nereye, nasıl gitmeli diye düşünüp duruyordu. Bu iş onu çok rahatsız ediyordu. Çünkü bunun vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna inanıyordu. Artık hür olmadığını hissediyordu. İster istemez her kadına gözü takılıyordu. Kendi köyünden bir kızla veya kadınla münasebet kuramazdı. Bu doğru değildi kendi ilkelerine göre. Zaten babasının ve dedesinin öbür çiftlik sahiplerinden tek farkı buydu. Onlar kendi kökleriyle asla ilişki kurmamışlardı kendisi de onlar gibi hareket etmeliydi. Verdiği bu kararın daha sonra sabit fikre dönüştüğünü fark etti. Eğer şehre gidecek olursa başına kötü şeyler gelebilirdi. Bu düşüncelerinin etkisiyle verdiği karardan vazgeçti. Zaten kölelik kanunla kaldırılmıştı. Öyleyse bu işi burada yapmasına bir engel yoktu. Kendi kendine, bu işi öyle yapmalıyım ki kimse anlamamalı hem zaten bu sağlığım için gerekli bir şey. Yoksa zevk olsun diye yapmıyorum diyordu. Böyle konuşmasına konuşuyordu ama sıkıntısı daha da artmıştı. Köylülerle, muhtarla ya da marangozla konuşurken lafı hep kadınlara getiriyor, sonra da konuşmayı uzattıkça uzatıyordu. Gittikçe kadınlarla daha fazla ilgilenmeye başlamıştı. Kadınlara olan ilgisi arttıkça birisiyle beraber olmaya karar verdi. Fakat bunu uygulayamıyordu. Çünkü kendisi doğrudan doğruya bir kadına yaklaşamazdı. Hangisine, nerede, ne zaman gitsin? Bir başkası yardım istese bu iş daha kolay olurdu. Ama kim? Bu düşünceler içindeyken bir gün su içmek için orman bekçisinin kulübesine girdi. Bu bekçi önceden babasının avcısıydı. Konuşmaya başladıklarında bekçi ona av maceralarını anlattı. Yevgeni işini bu kulübede ya da ormanda yapmayı düşünüyordu. Fakat nasıl yapacağını bilmiyordu. Bekçi böyle bir şey söylese o buna yanaşır mıydı acaba? Bir yandan bekçiyi dinlerken bir yandan da teklifimi sunsam şaşırabilir. O zaman rezil olurum. Fakat belki de kolayca razı verir diyordu. Kısa bir muhabbetten sonra bekçi razı oldu ve ona güzel bir kadın önerdi. Ertesi gün öğlen kadınla görüştüler. O günden sonra köy hayatının tatsızlığı yani o zoraki perhiz ortadan kalkmıştı. Artık Gevgen'i serbestçe düşünebilecekti. Hiçbir engeli kalmamıştı. İşleriyle daha rahat uğraşabilecekti. Yevgeni'nin sırtlandığı yük oldukça ağırdı. Bazen dayanamayıp çiftliği satmayı düşündüğü anlar oluyordu. Fakat bütün emeklerinin boşa çıkmasından korkuyor, bundan acı duyuyordu. Başladığı işi yarıda bırakmak zorunda kalacağı fikri onu üzüyordu. Fakat açığın birisini kapatsa başka bir açık çıkıyordu ortaya. Sürekli babasının yeni borçlarını öğreniyordu. Anlaşılan babası son zamanlarında önüne gelen yerden para almıştı. Oysaki Yevgeni Mayıs'ta miras paylaşırken bütün borçları bildiğini sanıyordu. Yaz ortasında Dul Yesipova'dan bir mektup aldı. Mektupta babasının kendisine 12 bin ruble borcu olduğunu yazıyordu. Ortada birkaç satırlık yazıdan başka senet falan da yoktu. Avukata göre bu yazı kabul edilemezdi. Fakat yevgeni böyle bir bahaneyle babasının borcundan kurtulmayı düşünmeyecek bir insandı. O sadece borcun gerçekten var olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Akşam yemekte her zamanki gibi annesiyle konuşurken anne kaleria yesipoya kim diye sordu. Kim olacak babanın evlatlı. Ne için sordun? Evgeni annesine mektup olayını anlattı. Şaştım valla, hiç mi utanmıyor bu? Baban ona neler neler vermişti. Peki ona borcumuz var mı? Bilmiyorum, borcumuz yok herhalde. Baban ona sonsuz iyilik yaptı. Haklısın ama babam kendini borçlu sayıyor muydu? Bir şey diyemem, senin durumun zaten kötü. Yevgeni annesinin kendisinin ağzını aradığını fark ediyordu. Bana kalırsa bu borcu ödemeliyiz. Yarın gidip onunla görüşeceğim ve biraz beklemesini isteyeceğim. Maria oğlunun bu kararından gurur duymuştu. Ferahlık içinde Ah oğlum sana ne kadar acıyorum bir bilsen. Fakat en iyisi o borcu ödemektir. Git ona söyle biraz beklesin. Yevgeni'nin annesi onun durumunu anlamıyordu. Bu yüzden daha da güç bir durumdaydı. Annesi bütün hayatını bolluk içinde geçirmişti. Onun için de oğlunun çırpınışını anlaması imkansızdı. Oysa her şey bugün yarın bozulabilirdi. Ellerinde avuçlarında ne varsa satıp 2000 rubleye memurluk yaparak geçinmek zorunda kalabilirlerdi. Annesi bu durumu düzeltmek için masraflarını azaltmasına şaşırıyordu. Ayrıca bütün dullar gibi rahmetli kocasına sağlığında duymadığı bir bağlılık ve saygı duyuyordu. Onun kurduğu veya yaptığı şeyler kötü olamazdı ve asla değiştirilemezdi. Yevgeni bahçeyle saraya bakan iki bahçıvana iki arabacıya paralarını vermekte zorlanıyordu. Annesi Maria ise fedakar bir düşünceye sahip olduğunu zannediyordu. Çünkü ihtiyar aşçının yemeklerine, parkın temiz olmasına, hizmetçi yerine bu uşağın tutulmasına ses çıkarmamıştı. Kendini oğlu için her şeyi yapan bir anne gibi görüyordu. Yevgeni için ezici darbe olan borç meselesi, annesinin gözünde oğlunun asilliğini ispat edecek bir fırsattı. Maria bu maddi durum karşısında pek endişelenmiyordu. Çünkü oğlunun zengin bir kızla evlenerek işleri yoluna koyabileceğine inanıyordu. Sonuçta oğlu çok zengin bir kızla evlenebilirdi. Kızlar ona seve seve varırlardı. Böyle en az onu aile tanıyordu. Bu işi de en kısa zamanda yapacaktı. Yevgeni evlenmeyi tasarlıyordu ama annesinin düşündüğü gibi değil. İşlerini yoluna koyunca evlenecekti. Evlenmeyi, düzelmeye alet etmek iğrenç bir şeydi onun için. Namusluca, severek evlenmeliydi. Bunun için de karşılaştığı kızları büyük bir özenle inceliyor, kendisiyle kıyaslıyor ama bir türlü beğenemiyordu. Herhalde kısmeti açılmamıştı. Bekçinin bulduğu kadınla olan münasebeti ise hiç ummadığı şekilde gelişiyordu. Bir adet halini almıştı. Kendini hiçbir safaata kaptırmayan Yevgeni, kadınla yaşadığı gizlilikten dolayı suçluluk duyuyordu. İlk buluşmadan sonra onu bir daha görmek istemeyeceğini zannetmişti. Fakat çok geçmeden tersi oldu ve onu görmemek Yevgeni'yi rahatsız etti. Artık rahatsızlığı başlangıçtaki gibi değildi. Belli bir kadından kaynaklanıyordu parlak ışıklarla parlayan fındık ve akça ağaçları canlanıyordu gözünde. O simsiyah ateşli gözler, o saatlerce sizi bekledim diyen yanık ses, o taze koku. Bütün bu çekiciliği hayal etmesi sıkılganlığını bastırmıştı. Tekrar bekçiye gitmekten kendini alamadı. Buluşma öğle vaktinde kararlaştırılmıştı. Yevgeni bu defa kadını daha dikkatli inceledi. Her şey çok çekiciydi. Bir müddet sonra konuşmaya başladılar. Ona kocasını sorduğunda gerçekten Mihailo'nun oğlu olduğunu öğrendi. Şimdi Moskova'da arabacılık yapıyordu. Yevgeni ondan kocasının için aldattığını öğrenmek istiyordu. E, ee, anlat bakalım, nasıl oluyor da sen? Nasıl mı? E i̇şte yani buraya geliyorsun ya kadın zeki ve anlayışlıydı. Gülerek cevap verdi. Şuna da bak hele, o orada eğlensin, ben burada oturayım. Olmaz. Bu sözleri çok labali bir tavırla söylemişti. Bu halde Yevgeni'nin hoşuna gitmişti. Fakat tekrar buluşmak için teklifte bulunmadı. Kadın bekçiden hoşlanmadığını, direkt görüşebileceklerini söyledi ama bunu da kabul etmedi. Çünkü bunun son görüşme olduğuna inanıyordu kadından hoşlanıyordu. Bu ilişkinin gerekliliğine de inanıyordu ve bir kötülük olmadığını düşünüyordu. Fakat ruhunun derinliklerinde bütün bu düşüncelerine karşı koyan bir kuvvet vardı. Bu kuvvet bu işi doğru bulmuyor, bunun son buluşma olmasını istiyordu. Hiç olmazsa bir sonraki buluşmanın planları yapılmamalıydı. Yaz boyunca Yevgeni ve kadın 8-10 defa buluştular. Bunların birinde kadın gelmedi çünkü kocası gelmişti. Bekçi o sırada başka bir kadın teklif etmesine rağmen Yevgeni bunu şiddetle reddetti. Zaten kocası gidince buluşmalar devam etti. İlk önceleri bekçi aracılık yapıyordu ama daha sonra buluşma zamanını kendileri tespit ettiler. Kadın gelirken başka bir kadın getiriyordu yanında. Çünkü köy yerinde bir kadın yalnız başına gezip dolaşamazdı bir gün yine buluşmaya karar vermişlerdi. Yevgeni tam gidecekken annesinin onu almak istediği kız ve ailesi misafir gelmişlerdi. Yevgeni de onları bırakıp evden bir türlü ayrılamıyordu. Fırsatını bulduğunda harman yerine gidiyormuş gibi yapıp patikayı dolaşarak ormana vardı. Buluşma yerine gittiğinde kadın ortalıkta yoktu. Sadece fındık ve akça ağaçlarının yere yakın dalları kırılmıştı kadın sinirden dalları kırıp ona işaret bırakmıştı. Yevgeni bunlara baktı, sonra da gidip bekçiyi buldu. Kadının ertesi gün gelmesini söyledi. Kadın geldiğinde her zamanki gibiydi. Hep ormanda, bir defa da harman yerinde avluda buluşmuşlardı. Yevgeni bu buluşmaların nereye varacağını düşünmüyordu bile. Kadına önem vermiyordu. Avcuna biraz para sıkıştırıp gönderiyordu bütün köyün bu işi bildiğini, hatta bazılarının kadını kıskandığını bilmiyordu. Kadının ailesi ondan para aldıkları için onu bu işe teşvik ediyorlardı. Kadın da aile ve paranın etkisiyle günah kavramını silmişti. Madem ki birçok insan kendine emreniyordu, o zaman yaptığında bir günah ya da kötülük olamazdı. Kendi haklıydı. Yevgeni ise kendi kendine, sağlığım için bu gerekli kötü bir şey olabilir. Bana kimse söylemiyor ama birçok kişi biliyor bu işi. Onunla gelen kadın biliyor en başta. Bir de başkalarını anlatmışsa. Fakat ne yapabilirim? Kötü bir şey yaptığımı biliyorum ama elden ne gelir? Hem zarar yok çünkü uzun sürmeyecek diyordu. Bu sırada Yevgeni kadının kocasını gördü. Kocasının çirkin olduğunu düşünerek kendini haklı çıkarıyordu. Fakat onu görene kadar. Onu gördüğünde hayretler içinde kaldı. Yakışıklı, yiğit bir delikanlıydı. Hatta kendisinden daha yakışıklıydı. Bu olaya çok şaşıran, aynı zamanda üzülen Yevgeni, kadınla buluşur buluşmaz ona kocasını gördüğünü, yakışıklılığına hayran olduğunu söyledi. Kadınsa gururla, köyde bir eşi daha yoktur, dedi. Bu tavır karşısında Yevgeni daha çok şaşırmıştı. Bu konuşmalardan sonra kadının kocası üzerine bir düşünce onu rahatsız ediyor, ona üzüntü veriyordu. Bir gün bekçi ona, ''Geçenlerde Mihalo bana uğradı. Karım beyle gerçekten yatıyor mu?'' diye sordu. Ben de ona, ''Bilmiyorum. Hem yatsa ne çıkar? Bir köylü parçası ile olmaktansa bu daha iyi.'' dedim. ''O ne?'' dedi. Ne diyecek? Hele aslını öğreneyim de ben o karıya yapacağımı biliyorum dedi. Yevgeni, eğer kocası köye dönseydi bu işten yakamı sıyırırdım diye geçirdi içinden. Fakat kocası şehirde yaşıyordu ve Stepanida ile münasebetini kesemiyordu. Böyle olduğu için bu sefer de hele zamanı gelsin bak o zaman nasıl bırakıyorum en küçük bir iz bile kalmaz demeye başladı kesinlikle böyle yapacaktı. Buna hiç şüphesi yoktu. Bütün bir yaz işleriyle uğraşmıştı Yevgeni. Temizlik işleri, inşaat, borçların ödenmesi, boş arazinin satılması derken adeta yeni bir çiftlik kurmuştu. Öyle bir hale gelmişti ki yatarken bile işlerini düşünüyordu. Günlük hayatı böyle olmasına rağmen Stepanida ile ilişkisinde yürütüyordu. Gerçi o buna ilişki gözüyle bakmıyordu. Fakat ortada bir durum vardı ki o da Stepeni dayı arzuladığı an kendini saran, bağlayan hisleri başka bir şey düşünmesine izin vermiyordu. Buluşup ayrıldıktan sonra ise birkaç hafta, bazen bir ay unutabiliyordu. Sonbahar geldiğinde Yevgeni sık sık şehre inmeye başlamıştı. Bu inişleri sırasında Alexia Evna ailesiyle tanıştı. Bu ailenin bir de enstitüyü henüz bitirmiş genç bir kızı vardı. Yevgeni nasıl olduğunu anlamadan o kıza, Liza'ya aşık olmuştu ve evlenme teklif etti. Yevgeni'nin annesi Maria buna çok üzülmüştü. Çünkü ona göre oğlu kendisini çok ucuza satmıştı. Bir erkek bir kadını niçin seçtiğini nasıl anlatamazsa, Yevgeni de Liza'yı niçin seçtiğini anlatamıyordu. Oysa ki ortada olumlu, olumsuz birçok durum vardı. Birincisi, kız annesinin istediği kadar zengin değildi ve saftı. Zavallı kızı annesi fazla sıkılgan büyütmüştü. İkincisi, dikkatleri üzerine çekecek kadar güzel de değildi. Fakat çirkin de denilemezdi. Yevgeni'nin kararında asıl etkili olan şey ise o sıralarda evlenme çağına girmiş olmasıydı. Bunun için kıza aşık olmuştu. Önceleri Liza, Yevgeni'nin sadece hoşuna gitmişti. Fakat bir gün karısı olacağını düşündükçe onu sevmeye başladı ve aşık oldu. Liza uzun boylu ve ince yapılıydı. Her şeyinde bir uzunluk vardı. Yüzü, parmakları, ayakları, aşağıya doğru burnu hep uzundu. Solgun yanaklarını örten tatlı bir pembelik vardı yüzünde. Saçları uzun, kıvırcık, sarı ve yumuşaktı. Saf, açık renk gözleri hep yumuşak bakardı. Yevgeni de en çok bu gözleri büyülemişti. Liza'yı hep o güvenli, yumuşak, açık renk gözlerle hatırlıyordu ruhunun gizleri de ancak gözlerinden okunabilirdi. Liza henüz enstitüdeyken 15 yaşlarındaki zamanlarında her gördüğü güzel erkeğe aşık oluyordu. Aşık olduğunda canlı ve mutlu görünüyordu. Enstitüyü bitirdikten sonra da önüne gelen aşık olduğu için Yevgeni karşısına çıkar çıkmaz ona aşık olmuştu. Gözlerindeki anlam da işte bu sevgiden geliyordu. Liza o kış iki delikanlıya birden gönlünü kaptırmıştı. O kadar ki sadece onları görünce değil, adlarını duyunca bile yüzü kızarıyordu, heyecanlanıyordu. Fakat annesinden Yevgeni'nin niyetinin ciddi olduğunu öğrenince bu iki delikanlıyı unutuverdi. Bütün sevgisini Yevgeni'ye verdi. Yevgeni ondaki sevginin derecesini öğrenmek için sürekli onlara gidiyordu toplantıda, balolarda onu herkesten çok dansa kaldırıyordu. Bu hareketlerde kızın sevgisini adeta bir hastalık haline getirmişti. Rüyasında, karanlık odasında hep onu görüyordu. Önceki sevgilerine dair ne varsa silinip gitmişti. Bir de evlenme teklifi yapılıp nişan takıldıktan sonra artık başka hiçbir düşüncesi olmamaya başladı. Sadece Yevgeni'yi düşünüyor, Onunla beraber olmak istiyor. Onun kendisini sevmesinden başka bir şey istemiyordu. Onunla gurur duyuyordu. Kendilerini düşündükçe de aşktan adeta eriyordu. Yevgeni ise kızı daha yakından tanıdıkça sevgisinin arttığını hissediyordu. Böyle bir aşka tutulacağını aklının ucundan geçirmemişti. Bunu sezdikçe aşkı daha da kuvvetleniyordu. Yevgeni sonbaharda çiftlikle ilgilenmeye, en çok da düğün için hazırlanan evi görmeye gelmişti. Annesi Maria oğlunun düğününden hiç memnun değildi. Çünkü hem parlak kısmetlerini çiğnediğini düşünüyordu hem de kızın annesi Varvara'dan hiç hoşlanmıyordu. Maria bu kadının iyi ya da kötü olduğunu bilmiyordu. Fakat daha ilk görüşte onun yüksek sosyeteden bir lady olduğunu anlamış ve üzülmüştü. O ladyliği bir alışkanlık olarak arardı. Yevgeni'nin de bu konuda titiz olduğunu bilirdi. Bu kadının böylesi bir sonradan görme ladyliği ileride bazı sıkıntılara yol açabilirdi. Kız hoşuna gidiyordu. En çok da Yevgeni onu sevdiği için kızı seviyordu. E, oğlunun hatrı için onu sevmeliydi onun için bütün içtenliğiyle kızı sevmeye hazırdı. Evgeni, annesini neşeli ve memnun görüyordu. Maria, evi hazırlayıp oğluyla gelinini eve yerleştirdikten sonra, Gençleri baş başa bırakıp gitmeyi planlıyordu. Yevgeni ise evde kalması için elinden geleni yaptı. Akşamleyin Maria her zaman yaptığı gibi çay sonrası iskambil falı açıyordu. Yevgeni de yanına oturmuş, ona yardım ediyordu. Bu, onlar için en samimi konuşmaların yapıldığı anlardı. Maria bir falı bitirdi. İkinci falı açmadan önce oğluna baktı, biraz duraklayıp, Yevgeni, oğlum, sana bir öğüt vermek istiyorum. Tabii, bilmiyorum. Fakat evlenmeden önce bekarlık meselelerini halletmen gerekir sanıyorum.'' eğer onların üstlerini kapatmazsan seni de karını da rahatsız edebilir. Yevgeni annesinin Stepanida ile olan ilişkisini çıtlatmaya çalıştığını anlamıştı. Fakat annesi herhalde bu ilişkinin ta sonbaharda bittiğini bilmiyordu. Onun için de her yalnız kadın gibi bu işe gereğinden fazla önem veriyordu. Yevgeni kızardı. Bu kızarma sadece utançtan değil tabii. Annesinin anlayamayacağı işlere burnunu sokmasından kaynaklanıyordu. Sonra da annesine evliliğine engel olacak bir harekette bulunmadığını söyledi. Maria çok bozulmuştu. İyi öyleyse. Benim için hava hoş. Kusura bakma. Tabii ki en iyisini sen bilirsin, dedi. Yevgeni, annesinin konuşmasını bitirmediğini daha söyleyecek şeylerinin olduğunu anlıyordu. Gerçekten de tahmini doğruydu. Annesi az sonra Peçnikovların yeni doğan çocuklarının vaftiz törenine çağrıldığını söyledi. Yevgeniy bunun üzerine yine kızardı. Çünkü annesinin söyleyeceklerinin önemini biliyordu ve garip bir duyguya kapılmıştı. Bu duygu hiç alışık olmadığı bir şeydi ve düşüncelerine tamamen aykırıydı sonunda annesi beklediğini söylemeye başladı. O yıl birçok erkek çocuğunun doğduğundan laf açtı. Anlaşılan savaş olacakmış. Vasin ve Peçnikov ailelerindeki genç kadınların hep birer erkek çocuğu olmuş. Bütün bunlarla üstü kapalı bir şeyler anlatan Maria, oğlunun sinirli sinirli gözlüğüyle oynadığını, telaşla sigara yaktığını görünce kızarıp sustu. Yevgeni de susuyordu ve bu sessizliğe nasıl son vereceğini bilmiyordu. Sonunda her ikisi de birbirlerini anladıklarını karar verdiler. Maria, en başta köyde hakkı gözetmelisin. Amcan gibi gözdeler seçmen doğru değil, deyince Yevgeni yatıldı. Anneciğim, bunları niçin söylediğinizi biliyorum. Fakat telaşınız boşuna. Bana göre aile hayatı kutsaldır ve bu kutsallığı bozacak hiçbir şey yapmayacağıma emin olabilirsiniz. Bekarlıkta olan şeyler orada kalmıştır. Hiçbir zaman kimseye bağlanmadım ve kimsenin benim üzerimde bir hakkı yoktur. Maria, çok memnun oldum. Zaten senin asil fikirlerini biliyordum, dedi. Yevgeni bu sözleri zaten söylenmesi gereken tabi sözler olarak karşıladı ve sesini çıkarmadı. Ertesi gün nişanlısını görmek için şehre iniyordu. Stepani de haricinde de her şeyi düşünüyordu. Fakat bir şeyler onu hatırlatmak için tertiplenmişti sanki. Kiliseye yaklaştığında yaya olarak gelen bir grupla karşılaştı. Semyon, ihtiyar Matyev, çocukları, kızları vardı. Ayrıca yanlarında biri yaşlıca, Öteki kırmızı başörtülü genç bir kadın vardı. Onları tanır gibi oldu. Dinç ve sert adımlarla yürüyen ikinci kadının kucağında bir çocuk vardı. Yanlarına gittiğinde adet üzerine en yaşlı olanların önünde durup selam verdi. Kucağında çocuk olan kadınsa sadece başıyla selam aldı. Birden başörtüsü altından o tanıdık neşeli gözler parlayıverdi. Yevgini, evet, ta kendisi. Fakat artık her şey bitti. Ona bakmanın bir anlamı yok. Ya çocuk, belki bendendir. Yok canım, çok saçma bir fikir. Kocası gelmişti, ondan olmalı diye düşündü. Zaten bu işi sağlığı için yapmış, parasını da ödemişti. Hepsi o kadardı şu halde onunla herhangi bir bağ olamazdı ve yoktu. Sadece vicdanının sesini bastırmaya çalışıyordu. Onun da ses çıkardığı yoktu. Annesiyle konuşması ve Stepanida ile karşılaşması haricinde bir daha onu hatırlamadı. Ta ki Yevgeni Paskalya'da şehirde evlendi ve hemen karısını alıp köye geldi. Oturacakları ev eski adetlere göre düzenlenmişti. Maria onları bırakıp gitmek istemişti. Fakat Yevgeni, en çok da Liza onu kalmaya razı ettiler. O da evin başka bir bölümüne ayrı bir daireye çekildi. Böylece Yevgeni için yeni bir hayat başladı. Evliliğinin ilk yılları Yevgeni için zor geçti. Evlenme telaşıyla yüzüstü bıraktığı tüm işleri, evlenir evlenmez bütün ağırlığıyla tekrar çöktü omuzlarına. Borçları kapatması bir hayli zordu. Sayfiye'deki evi satıp başlıca borçları ödemişti ama parası da bitmişti. Çiftlikten iyi bir gelir elde etmesine rağmen, kazandığı parayı kardeşine göndermiş ve düğün masraflarını harcamıştı. Onun için elinde avucunda bir şey kalmamıştı. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu vardı. O da karısının parasını kullanmak. Liza kocasının durumunu anlar anlamaz bunu kendi teklif etmişti. Fakat Yevgeni onun teklifini ancak çiftliğin yarısını onun üstüne yapmaya razı olursa kabul edeceğini söyledi. Bu şartı karısı hakaret kabul ediyordu. Fakat kayınvalidesi için bu gerekliydi. İşlerinin böylesi gitmesi, çeşit çeşit değişiklikler, başarılar, başarısızlıklar, karısının sağlığı, Yevgeni'nin evliliğinin ilk yıllarını mahvetmişti. Liza, evliliklerinin yedinci ayında bir felaketle karşılaşmıştı. Bir gün şehirden dönen kocasını karşılamak için arabayla yola çıktı. Yolda her zaman sakin yürüyen Nat birden huysuzlandı, sıçramaya başladı. Liza da bundan korkup arabadan atladı. O anda bir zarar görmedi. Tekerleğe de takılabilirdi. Ne var ki Liza hamileydi. Akşamleyin bir sancı tuttu, Liza çocuğunu düşürdü. O günden sonra da başını hastalıktan kurtaramadı. İşte Yevgeni'yi üzen bunlardı. Doğmasını beklediği çocuğun düşmesi, karısının hastalanması ve beraberinde getirdiği sıkıntılar. Hele de Liza hastalanır, hastalanmaz eve damlayan kaynanası Varvara. Bütün bu sıkıntılar içinde Yevgeni yıl sonuna doğru kendini iyi hissetmeye başladı. Yeni çiftliği düzene sokmak Dedesinin prensiplerini yeni şartlara uydurup yaşatmak ne kadar zor da olsa adım adım ilerliyordu. Artık borç yüzünden çiftliği satmak düşüncesi ortadan kalkmıştı. Yarısı karısının üzerine devredilmekle beraber çiftlik kurtulmuştu. Eğer pancar da bereketli olur, iyi fiyatla satılırsa gelecek yıl bolluğa kavuşurlardı. Bunların dışında karısında beklemediği birçok vasıfla karşılaştı. Bu vasıflar beklediklerinden daha iyiydi. Çok uğraşmasına rağmen heyecanlı sevgi sahneleri az yaşanıyordu. Fakat bunun yerine hayatı sevimli ve çekici hale getiren bir şey vardı. Bunun nasıl olduğunu kendi de bilmiyordu ama böyle bir şey vardı işte. Bunun sebebi de Liza'nın düşüncesiydi. O, kocasının Dünyanın en asil, en temiz insanı olduğuna inanıyordu. Bunun için de diğer tüm insanlar ona hizmet etmek ve onun hoşuna gidecek şekilde çalışmak zorundaydılar. Fakat başkalarını buna zorlayamayacağını biliyordu ve onların yerine kendisi öyle davranma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bütün ruhunu kocasına adadı. Onun hoşlandığı şeyleri anlamıyor ve ne kadar zor olursa olsun onları yapmaya çalışıyordu. Ayrıca seven bir kadının en önemli vasfını taşıyordu. Sevgisi, kocasını anlamak için bir içgüdüye dönüşmüştü. Yevgeni'ye öyle geliyordu ki, karısı ruhunu ve duygularını kendinden daha iyi anlıyor ve ona göre davranıyordu. Hiçbir istediğini reddetmiyordu. Sıkıntılarını gideriyor, neşesini kat kat artırıyordu. Sadece istek ve duygularını değil, düşüncelerini de anlıyordu. Karısı kendinden fabrika, köy işlerini, şahıslara değer biçmeyi öğrenmişti. Sadece kendini dinlemekle yetinmiyor, ona öğütler verebiliyordu. İnsanlara ya da başka şeylere hep Yevgeniyin gözleriyle bakıyordu. Annesini sevmesine karşın hayatlarına karışmasını istemiyordu. Yevgeni bundan rahatsız olduğu an hemen onun tarafını tutardı. Bazen annesine karşı o kadar ileri giderdi ki Yevgeni müdahale etmek zorunda kalırdı. Çok ince zevkli, düşünceli bir kadındı. Sessiz sedasız iş görürdü. Her işinde temizlik, düzen ve güzellik vardı. Kocasının yaşam şartlarını hemen anlayıp hep onun isteklerini yerine getirmeye çalışırdı. Bunu başarırdı da. Evde tek eksik çocuktu. Onun içinde hala ümitleri vardı. Kışın Petersburg'a gittiklerinde görüştükleri doktor Liza'nın sağlıklı olduğunu, çocuk doğurabileceğini söylemişti. En sonunda bu da gerçekleşti. Ve Liza sonunda hamile kaldı. Mutluluklarına zarar vermemekle beraber sıkıntı yaratan tek olay vardı artık hayatlarında. O da Liza'nın kıskançlığıydı. Liza bunu gizlemeye çalıştı ama çok da acı çekti. Ona göre Yevgeni'nin hiçbir kadını sevmeye hakkı yoktu. Çünkü hiçbir kadın ona layık değildi. Başka kadınların da onu sevmeye hakları olamazdı. Hayatları gayet güzeldi. Yevgeni her gün erkenden kalkıp işe giderdi. Fabrikaya ve tarlaya uğrardı. Saat 10'da eve döner, annesi, amcası ve Liza ile birlikte Taraça'da kahvaltı ederdi. Ateşli tartışmaların yaşandığı kahvaltıdan sonra tekrar yemekte buluşmak üzere ayrılırlardı. Saat 2'de öğle yemeği yiyip atla ya da yaya gezintiye çıkarlardı. Akşam yazıhaneden dönünce çay içerlerdi. Yevgeni bazen yüksek sesle bir şeyler okur, karısı da onu dinlerken işlerini yapardı bazen de müzik dinlerlerdi. Misafirleri geldiğinde oturup çene çalarlardı. Yevgeni iş için bir yere gidecek olsa karısına bir mektup bırakır, cevabını da alırdı. Bazen Liza işe onunla beraber giderdi. O zaman Yevgeni için vakit daha hoş geçerdi. Misafirleri geldiğinde Liza'nın ne kadar tertipli olduğunu, vaziyeti ne kadar iyi idare ettiğini görür, hayretler içinde kalırdı. Misafirlerin karısının gençliğini ve sevimliliğini beğenmesi de onu gururlandırırdı. Sevgisi bir kat daha artardı. Liza'nın gebeliği iyi gidiyordu. Biraz korkarak çocuklarını nasıl yetiştireceklerini tasarlıyorlardı birlikte. Yetiştirme metotlarını Yevgeni seçiyordu. Liza ise sadece bunları onaylıyordu. Bir sürü tıp kitabı okuyan Yevgeni, çocuğunu bilimsel metotlarla yetiştirmek istiyordu. Liza da kendi hazırlıklarını yapıyor, kalınlı inceli kundaklar dikiyor, beşik hazırlıyordu. Böyle böyle evliliklerinin ikinci yılına adım attılar. Günlerden Arafeydi. Bir gün sonra Hamsin yortusu vardı. Liza beş aylık hamileydi ve sağlığı yerindeydi. Neşeli neşeli sağa sola koşturuyordu. Ona göz kulak olmak bahanesiyle eve yerleşen annesi Varvara ile kaynanası Maria hiç anlaşamıyorlar, sürekli birbirlerine laf atıyorlardı. Bu durum Liza'yı biraz rahatsız ediyordu. Yevgeni ise işleri başından aşkındı. Zamanının çoğunu pancere kimiyle geçiriyordu. Liza Paskalya'dan beri genel temizlik yapmamıştı. Arefe günü olduğu için temizliğe karar verdi. Bunun için de hizmetçilere yardımcı olsun diye iki gündelikçi kadın çağırdı. Kadınlar erkenden geldiler. Leğenleri doldurup işe başladılar. Bu kadınlardan biri Stepanida'ydı. Çocuğu hala memedeydi. Buraya ilişkiye girdiği bir çiftlik katibinden rica ederek gelmişti evin yeni hanımını yakından görmek istiyordu. Stepani da yine kocasız yaşıyor, onunla bununla gönül eğlendiriyordu. Şimdi de hayatında genç bir katip vardı. Çiftliğin beyni aklına bile getirmiyordu. Onun artık karısı var, hanımını ve tertipli evini görmek güzel sadece, diyordu. Yevgeni en son çocuğuyla birlikteyken yolda rastlamıştı ona. Bir daha da görmemişti. Sitapani da çocuklu olduğu için işe gidemiyor. Yevgeni ise köye pek inmiyordu. O gün Yevgeni saat beşte kalkmıştı. Tarlaya fosforlu gübre dökecekti. Evden çıkarken kadınlar henüz temizliğe başlamamışlardı. Karnı acıktığı için eve geri döndüğünde neşeli ve halinden memnundu. Bahçe kapısında inip atını bahçıvana verdi. Bir yandan kamçısını atlara vuruyor. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Fosforlu gübre kurtaracak. Nasıl kurtaracağını kendi de bilmiyordu ama kurtaracaktı. Kadınlar çayırda halı silkeliyorlardı. Mobilyalar dışarı çıkarılmıştı. Kendi kendine Fosforlu gübre kurtaracak. Vay vay. Liza amma da temizlik yaptırıyor ha. Tam bir ev kadını. Ev kadını, ev kadını diyor, karısını beyaz sabahlığı içinde hayal ediyordu. Karısı onu her zamanki gibi karşılayacak, yüzü sevinçle parlayacaktı. Sürekli konuşuyordu kendisiyle. Evet, ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Fosforlu gübre kurtaracak. Yani şey, ayakkabılarım gübre kokuyor. Bizimki hamile. Neden hamile? Küçük irtemev büyüyor. Evet, evet, fosforlu gübre kurtaracak. Bir an düşündüklerine kendi de güldü ve odasının kapısını itti. Fakat kapı kendiliğinden açılıvermişti. Karşısında yalın ayak, kolları sıvalı, eli kovalı bir kadın duruyordu. Kadına yol vermek için yana çekildi Yevgeni. Kadın da kayan boş örtüsünü düzelterek aynı şekilde kenara çekildi. Yevgeni, geç haydi, Geç, ben girmeyeceğim. Eğer siz diye söze başladı ama devam edemedi. Onu tanımıştı. Kadın o bildiği ateşli gözlerle gülümsüyordu ona. Eteğini düzeltti ve dışarı çıktı. Yevgeni onu gördüğüne memnun olmamıştı. Kaşları çatıldı. Bir sinekten sakınıyormuş gibi irkildi. Bu ne budalalık? Bu ne biçimiş? Nasıl olur canım? dedi kendi kendine. Bu karşılaşma hoşuna gitmemişti. Fakat yine de kadının çıplak ayaklarına, beyaz baldırlarını ortaya çıkaracak şekilde yukarıya kaldırılmış kırmızı eteğine, gömleğinin kıvrımlarına, omuzlarına, ellerine bakmaktan kendini alamıyordu. Çevik ve din çürüyüşüyle sallanan vücuduna takılmıştı gözleri. Onu görmemek için başını önüne eğdi. Yine kendi kendine söylendi. Niçin bakıyorum? Evet, içeri girip ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Odasına girmek için döndü. Fakat henüz beş adım atmamıştı ki bilinmez bir sebeple dönüp ona baktı. Kadın köşeyi dönmek üzereydi. Tam o sırada kadın da ona bakmak için başını çevirdi. Yevgeni'nin içinden bir ses haykırı verdi. Aman ne yapıyorsun? Şey sanacaktır sanmıştır bile. Islak odasına girdi. Oradaki ihtiyar kadın hala odayı yıkıyordu. Yevgeni ayaklarının ucuna basa basa pis suların üstünden geçti. Ayakkabılarının bulunduğu duvara yöneldi. Ayakkabılarını alıp tekrar çıkmak istediğinde ihtiyar kadın ondan önce çıktı. Yine içinden bir ses, dikkat çıktı. Şimdi Stepeni de yalnız başına gelecek. Hay Allah, neler düşünüyorum, dedi. Ayakkabılarını eline alıp sofaya çıktı ve orada giyinip temizlendi. Sonra da annesiyle kayınvalidesinin olduğu taraçaya kahvaltı için çıktı. Liza da zaten onu bekliyordu. Bir başka kapıdan hemen taraçaya geldi. Yevgeni düşüncelere dalmıştı. Aman tanrım, beni namuslu, temiz, kusursuz sanan karım bir bilseydi. Liza her zamanki gibi kendisini neşeli karşıladı. Fakat zayıf, solgun, rengi uçmuş görünüyordu. Kahvaltıda çok defa olduğu gibi yine kadınlara özgü ipe sapa gelmez gevezelikler yapıldı. Bu konuşmaların mantıklı bir yanı yoktu ama bir şeye bağlanıyordu herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmiyordu. İki ihtiyar anne durup dinlenmeden birbirlerine laf dokunduruyorlardı. Liza ise durumu kurnazca kurtarmaya çalışıyordu. Kocasına, odayı sen gelmeden silmediklerine üzüldüm. Oysa her şeyi çok iyi düzenlemek istiyordum. Ben gittikten sonra uyudun mu? Evet, iyi uyudum. Annesi varvara atıldı hemen. Pencereleri güneşe karşı olan bir evde, bu boğucu sıcakta, hamile bir kadın nasıl iyi olabilir ki? Ne ten var, ne panjur. Maria konuşmasını kesip, ''İyi de burası saat ondan sonra gölge olur.'' dedi. Varvara biraz önce söylediğinin tersini söylediğini fark etmeden. ''Onun için burası nemli ya, sıtmalı. Benim doktorum daima Hasta bilinmeden hastalık bilinmez der. O iyi bilir. Doktorlukta üstüne yoktur. Biz ona boşuna mı yüz ruble veriyoruz? Rahmetli kocam doktora inanmazdı ama benim için hiçbir şeyde esirgemezdi, dedi. Bir erkek karısından bir şey esirgemez. Hele karısının ve çocuğunun kaderi kendisine bağlı olursa hiç. Evet ama... Para olursa kadın kocasına minnet etmez. İyi kadın kocasına boyun eğer. Fakat Liza hastalıktan sonra çok zayıf düştü. Hayır anneciğim yanılıyorsun. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Size kaynamış krema verdiler mi? Yok sağ ol. Ben kaynamamışını da yiyebilirim. Maria kendini haklı göstermek ister gibi. Ben teklif etmiştim ama istemedi dedi. Hayır, bugün istemiyorum işte. Dedikten sonra bu sıkıcı konuşmayı kesip meydanı Varvara'ya bırakmak lütfunda bulunarak Yevgeni'ye ''Nasıl, fosforlu gübreyi saçtınız mı?'' diye sordu. Liza krema getirmek için gidiyordu. Annesi ''Hayır, hayır istemiyorum.'' Maria ''Yavaş Liza, yavaş.'' böyle hızlı yürümen sakıncalı. Varvara iğnelemeye değer bir şey olmadığı halde sanki iğneliyormuş gibi. Hiç fena değil, içi rahatsa dedi. Liza kremayı getirdi. Yevgeni hem kahvesini içiyor hem de suratını asmış onları dinliyordu. O bu çekişmelere alışmıştı ama bugün bu mantıksız sözler onu kızdırmıştı. Biraz önceki hislerini tahlil etmek istiyordu ama bu konuşmalar buna engel oluyordu. Varvara kahvaltısını bitirir bitirmez, keyifsiz bir şekilde dışarı çıktı. Liza, Maria ve Yevgeni yalnız kaldılar. Konuşma sade ve güzel bir şekil almıştı. Liza, sevgiden gelen bir sezişle Yevgeni'nin bir şeylere üzüldüğünü anladı. Kötü bir şey olup olmadığını sordu. Yevgeni böyle bir soru beklemiyordu. Güçlükle bir şey olmadığını söyledi. Fakat bu cevap Liza'yı daha çok düşündürdü. Bir şeyin onu çok üzdüğünü adı gibi biliyordu. Acaba neydi? Kahvaltıdan sonra herkes dağıldı. Yevgeni de çalışma odasına çekildi. Fakat ne okuyabildi ne de mektup yazabildi. Sadece oturup üst üste sigara içti ve düşündü. Evlendikten sonra bu kötü duygudan kurtulduğunu sanıyordu. Böyle birdenbire karşısına çıkması onu şaşırtmış, üzmüştü. Uzun zamandan beri karısından başka hiçbir kadına karşı bu çeşit bir duygu hissetmemişti. Çok defa bu işlerden kurtulduğuna sevinmişti. Halbuki şu ufak olay kurtulamadığını gösteriyordu. Stephanie'dayı arzulayıp böyle duyguları tekrar yaşamayı tasarlamamıştı. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Onu üzen bu duygunun hala içinde yaşamasıydı. Buna karşı direnmek zorunda oluşuydu. Fakat bu duyguyu yeneceğinden şüphe etmiyordu. Elinde cevap vermesi gereken bir mektup ve kaleme alması gereken bir yazı vardı. Hemen masa başına geçip işe başladı. Bitirdikten sonra ise deminki kaygılarını tümünden unutmuş gibi ahıra gitmek için dışarı çıktı. Fakat terslik bu ya, belki de kasten kapıya çıkar çıkmaz kırmızı etekle başörtüsünü gördü. Stepani da salına salına yolun öteki yanındaki arkadaşının yanına gidiyordu. Gayet neşeli bir hali vardı. Yevgeni o an o yakıcı öğle sıcağını ısırga notlarını, bekçi kulübesinin arkasını, akça ağaçlarını, onun gülümseyen yüzünü, yaprakları ısırıp çiğneyişini hatırladı. Hayır, bu böyle devam edemez, diye düşündü. Kadınlar gözden kayboluncaya kadar bekledi ve sonra yazıhaneye gitti. Yemek zamanıydı. Kahya'yı orada bulacağını umuyordu. Yanılmıştı. Kahya yeni uyanmıştı ve kendisine bir şeyler anlatan sığır çobanını dinliyordu. Gerinip esniyordu. Yevgeni, Vasili diye seslendi. Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Sizinle konuşmam lazım. Tabii efendim, buyurun. Siz işinizi bitirin de. Vasili sığır çobanına dönerek getiremez misin? dedi. Vallahi çok ağır diye cevap verince Yevgeni ne var? diye sordu. İnek tarlada doğurmuş. Peki atı koşun. Nikola'ya haber ver atı arabaya koşsun. Sığır çobanı çıktı. Sonra da Yevgeni kızara bozara söze başladı. Beni dinle Vasili. Bekarken bazı günahlar işledim. Bunları belki sen de duymuşsundur. Birden Vasile'in gözlerinin içi güldü. Beyin haline acımış gibiydi. Stepani'dan mı bahsediyorsunuz diye sordu. Evet evet şunu bilmenizi istiyorum. O bir daha bizim eve gündelikçi olarak gelmeyecek. Anlıyor musunuz? Sinirime dokunuyor. Galiba onu katip banya getirdi efendim. Öyleyse ona söyleyin dedi ve utancını gizlemek için lafı değiştirdi. Geri kalan fosforlu gübreyi dökelim mi? Ben şimdi oraya gidiyordum zaten. Böylece mesele burada kapandı. Bir yıldır onu görmemişti. Bundan sonra da görmek niyetinde değildi. Emre ona ulaştığında kendisini istemediğini anlayacaktı kadın. Bütün zorluğuna rağmen Vasili ile konuştuğuna seviniyordu. Fakat dünyada duraksama ve utanç kadar kötü bir şey yoktu. İşlediği günahı hatırlayarak ürperdi. Yevgeni, Vasili ile konuşurken sıkılganlığını yenmek için harcadığı gücü hatırladıkça rahatlıyordu. Artık her şey halledilmişti. Liza, onun sakinleştiğini, her zamankinden daha neşeli olduğunu fark ediyordu. Herhalde bu gevezelikler onu üzdü. Onun gibi içli ve asil bir adamı bu kinayeli sözler incitmiş olmalı diye düşünüyordu kendi kendine. Ertesi gün Hamsin bayramıydı. Hava güzeldi. Köylü kadınlar adet olduğu üzere çelenk yapmak için ormana gittiler. Giderken de beyin evinin önünde durup şarkı türkü söylediler ve oyun oynadılar. Maria ile Varvara süsle elbiseleri ve şemsiyeleriyle dışarı çıkıp oynayanları seyrettiler. Yevgeniyin şişman, şehvetine düşkün amcası da sırtında bir çin ceketi onlarla beraber çıktı. Ortada renk renk elbiseleriyle genç kadınlar, kızlar halk olmuşlardı. Onların etrafında da güneşten kopup onun etrafında dolaşan gezegenler gibi parlak basmalı küçük kızlar vardı. Bir halkada mavi siyah mintanlı, kırmızı kasketli, çekirdek çitleyen delikanlılar vardı. Oyunu uzaktan izleyenler bile onların etrafında dönüyordu. İki kaynana oyun oynayanlara doğru yaklaştılar. Liza arkalarında yürüyordu. Dirseklerini ve kollarını açıkta bırakan geniş yenli mavi bir elbise giymişti. Başında da aynı renkten kurdelalar vardı. Yevgeni dışarı çıkmayı düşünüyordu. Fakat gizlenmek de güçtü. Sigara içerek kapının önüne geldi. Köy delikanlılarıyla selamlaştı ve birisiyle konuşmaya daldı. O sırada kadınlar olanca sesleriyle bağırıyor, alkış tutuyor, parmak şıklatıyorlardı. Yevgeni bu gürültü arasında karısının kendini çağırdığını duymadı. Bir çocuk yanına yaklaşıp karısının kendisini çağırdığını haber verdi. Liza onu oyunu beraber izlemek, kadınlardan birini göstermek için çağırmıştı. Bu kadın Stepanidaydı. Sarı cepkeni, kısa kollu bluzu ve ipek örtüsü vardı. Dinç, kırmızı yanaklıydı. Ne şeyle oynuyordu? Hem de ne güzel. Fakat Yevgeni Adeta hiçbir şey seçemiyordu. Gözlüğünü çıkarıp taktıktan sonra, "Evet, evet." diyebildi. Kendi kendine, "Galiba ondan kurtulamayacağım." diyordu. Cazibesinden korktuğu için Stepanida'yı bırakamıyordu. Bu yüzden de onun üstündeki en küçük şey bile gözünde büyüyor, çok güzel bir hal alıyordu. Nezaket icabı biraz bekledi. Varvara, Stepanida'yı yapmacık bir şekeri medasıyla yanına çağırmıştı. Yevgeni bunu görünce uzaklaştı, eve girdi. Onu görmemek için uzaklaşmıştı ama henüz birinci kata vardığında kendini pencere kenarında buldu. Varvara ile konuşması boyunca izledi onu ve adeta mest oldu. Kimseye görünmeden aşağıya indi. Yavaşça balkona geçti bir sigara yaktı ve geziniyormuş gibi bahçeye çıktı. Sonra da Stepineda'nın gittiği tarafa doğru yöneldi. Daha birkaç adım atmadan gördü sarı cepkeni, kırmızı başörtüsünü. Yanında başka bir kadın vardı. Acaba nereye gidiyordu diye düşündü. Birden büyük bir heyecan duydu. Sanki bir el kalbini tutup sıkı vermişti. Farkında olmadan etrafına bakıp peşine düştü. Ansızın arkasından birisinin çağırmasıyla irkildi. "Yevgeni, Yevgeni, bir dakika sizinle konuşabilir miyim?" Yevgeni, gelenin kuyucu Samohin olduğunu görünce kendine geldi. Hemen geri dönüp ona yaklaştı. Hem onunla konuşuyor hem de çaktırmadan kadınları gözlüyordu. Onların kuyuya gitmek için ya da o bahaneyle aşağıya indiklerini Orada biraz durduktan sonra da oyun oynayan kadınların yanına döndüklerini gördü. Yevgeni, Samohin'le konuşmayı bitirir bitirmez eve döndü. Bir cinayet işlemiş kadar bitkindi. Çünkü Stepani da durumu sezmiş, onun kendisini yeniden görmek istediğini anlamıştı. Yanındaki Anna adlı kadın da galiba bu işi biliyordu. Bunlardan daha da önemlisi, Kendisini yenilmiş görüyordu. İradesi dışında bir kuvvetin hükmü altına girmiş ve ona bağlanmıştı. Belki bugün bir tesadüf eseri kurtulmuştu ama ya yarın, öbür gün o zaman mahvolurdu işte. Bu başka türlü açıklanamazdı. Bir köylü kadını yüzünden kendisini seven genç karısını aldatacaktı. Görmeyen kalmayacak, rezil olacaktı. Bu bir mahvoluştu işte. Buna sürüklenirse yaşaması da imkansızlaşacaktı. Böyle devam edemezdi. Buna bir çare bulması gerekiyordu. Kendi kendine emirler veriyordu. Aman tanrım, böyle mahvolup gidemem. Bir şeyler yapmalıyım. Yok mu bunun çaresi? Evet, bir şeyler yapmalıyım. Onu düşünmemeliyim. Bu emirleri veriyor ama gözlerinin önünde Stepanida'nın canlanmasına engel olamıyordu. Çok zaman önce okuduğu bir evliya hikayesini hatırladı. Bir gün bir evliya bir kadını tedavi ediyormuş. Onun cazibesine kendini kaptırmamak için de bir elini ateşe sokup parmaklarını yakmış. Bu hikayede olduğu gibi mahvolmaktansa parmaklarımı yakmaya razıyım dedi kendi kendine. Odada biri olup olmadığına baktıktan sonra eline bir kibrit alıp parmaklarını ateşe tuttu. Sonra da kendisiyle alay etti. Haydi bakalım, şimdi düşün onu. Canı yandı. İşlenmiş parmağını geri çekti. Kibriti fırlatıp attı ve güldü kendini. Bu ne budalalık? Asıl yapmam gereken bu değil. Onu görmemek için bir çare bulmalıyım. Ya o buradan gitmeli ya da onu göndermeliyim. Evet, uzaklaşmalı buradan. Şehre taşınmaları için kocasına para verebilirim. Fakat herkes bunu öğrenir. O zaman dedikodu olur. İyi de bu tehlikeden daha iyi. Evet, böyle yapmalıyım. Böyle düşünmesine rağmen hayali hep gözünün önündeydi. Sonra birdenbire sordu kendine acaba nereye gidiyordu? Stepina da kendisini pencereden görünce yanındaki o kadınla salına salına bahçeye gelmişti. Bu düşüncenin etkisiyle sebebini bilmeyerek yazıhaneye gitti. Vasili şık bir ceket giymiş, saçlarını jölelemiş, karısı ve misafirleriyle birlikte oturmuş çay içiyordu. Yevgeni, ''Vasili, seninle biraz konuşabilir miyim?'' dedi. ''Tabii efendim, Zaten çayı bitirmiştik. Buyurun. Siz benimle gelseniz daha iyi. Vasili gayet neşeli. Hemen geliyorum. Kasketimi alayım. Tanya, semaveri kapat. Yevgeni Vasili'nin biraz sarhoş olduğunu fark etmişti. Fakat böylesi daha iyiydi. Onu daha iyi anlayabilirdi. Vasili, ben yine o kadından bahsedeceğim. İyi de ben emri verdim. Bir daha onu gündelik almayacaklar.'' Hayır, bundan bahsetmiyorum. Size söylemek istediğim başka bir şey var. Onu bütün ailesiyle birlikte buradan uzaklaştırabilir miyiz? Nereye gönderelim onları? Yevgeni, Kahya'nın bundan memnun olmadığını, alaylı alaylı cevap verdiğini fark etti. Ben onları uzaklaştırmak için onlara para ya da Koltovskoya da toprak vermeyi düşünmüştüm. İyi ama nasıl uzaklaştırabiliriz? Kendi memleketlerini nasıl bırakırlar? Hem buna ne gerek var? Onun size ne zararı olacak? Ah Vasili, anlamıyorsun. Karım öğrenirse çok üzülür. O nereden duyacak? Bu üzüntüyle yaşayamam. Çok zor. Anlamıyorum, niye bu kadar telaşlanıyorsunuz? Eskiyi hatırlayanın gözü kör olsun. Tanrı önünde günahkar olmayan, çar önünde hiç değildir. Hayır, ben uzaklaştırmak niyetindeyim. Siz kocasıyla konuşamaz mısınız? Bunda konuşacak ne var? Aman yevgeni, nedir bu böyle? Her şey olup bitmiş, her şey unutulmuş. Size kim ne diyebilir? sizi herkes sever ve sayar. Her neyse, siz yine de bir konuşun. Peki, konuşurum. Bundan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde bu konuşma Yevgeni'yi rahatlatmıştı. Kendi telaşı yüzünden olayı büyüttüğünü anlıyordu. Onunla buluşmaya gitmemişti. Bu da zaten imkansızdı. Sadece bahçede gezinmişti. Stepani'de ise oraya tesadüfen gelmişti. Aynı bayram günü, Yevgeni yemekten sonra Liza'ya yoncayı göstermek istedi. Onu alıp çayıra götürüyordu. Liza, yolda bir hendekten atlarken ayağa takılıp düşüverdi. Hafifçe yana kayarak ''Ah!'' diye bağırdı. Kocası onun yüzünden korku ve acıyı okumuştu. Tutup kaldırmak istedi ama Liza onu eliyle itti hafif bir gülümsemeyle suçlu suçlu süzdü kocasını. Sonra da istemez Yevgeni, biraz bekle, şimdi kalkarım. Sadece ayağım burkuldu. Varvara hemen söze karıştı. Her zaman söylerim, insan bu haliyle hendekten atlar mı? Merak etme anne, bir şey olmadı, şimdi kalkarım. Sonra da kocasının yardımıyla kalktı. Fakat o anda yüzü sapsarı verdi korktuğu belliydi. Kendimi kötü hissediyorum deyip annesine bir şeyler fısıldadı. Varvara, aman tanrım başımıza neler geldi. Ben size gitmeyin dememiş miydim? Bekleyin, adam göndereyim. Sakın yürümesin, taşınması lazım. Yevgeni sol eliyle Liza'yı kucaklayarak. Korkmazsan seni götüreyim Liza. Sarıl boynuma. Ha? ''İşte öyle, sarıl.'' Eğilip sağ eliyle de bacaklarından tutarak kaldırdı. Yüzündeki adama mutlu ifade hiçbir zaman gözünün önünden gitmedi. Liza gülümseyerek, ''Sana ağır geliyor olmalıyım sevgilim. Bak annem koşuyor, sen de dursun.'' dedi ve uzanıp onu öptü. Anlaşılan annesinin kocasının kendisini nasıl taşıdığını görmesini istiyordu. Yevgeni, Varvara'ya acele etmemesini, Liza'yı taşıyabileceğini bağırarak söyledi. Varvara durdu ve onları öyle görünce daha çok bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun sen? Onu düşüreceksin. Öldürmek mi istiyorsun onu? Sen de vicdan yok mu? Onu çok rahat taşıyorum. İstemiyorum. Kızımı öldürmeni görmek istemiyorum. Koşa koşa dönemeci saptı. Liza gülümseyerek, ''Üzülme, bu da geçer.'' dedi. Geçen seferki gibi kötü sonuçlanmasa bari. ''Hayır, hayır, bunu söylemek istemedim. Korkacak bir şey yok. Ben annem için söyledim bu sözü. Yoruldun sen. İstersen biraz dinlen.'' Ağır olmasına rağmen Yevgeni karısını eve büyük bir gururla taşıdı. Varvara'nın yardım için gönderdiği kadınlara da vermedi. Taya Adası'na kadar götürüp yatağına yatırdı. Liza, "Hayır, sen git. Biz Anuşka işi yoluna koyarız." dedi ve Yevgeni'nin elini öptü. Maria kendi dairesinden koşa koşa oraya gelmişti. Lizayı soyup yatağına yatırdılar. Yevgeni elinde bir kitapla salonda bekliyordu. Varvara asık suratıyla suçlayıcı bir ifadeyle geçti yanından. Öyle ki bir an Yevgeni korkuya kapıldı. Ona ne oldu diye sordu. Ne mi oldu? Ne olacak? İstediğin oldu. Onu hendekten atlatırken ne düşündüysen o oldu. Varvara bu kadarı da fazla artık. Amacınız insanlara eziyet etmekse, hayatlarını zehirlemekse bu size acı vermiyor mu? Artık şimdi geç. Varvara muzaffer bir edayla başını kaldırıp çıktı. Liza'nın düşüşü gerçekten tehlikeliydi. Ayağı fena halde burkulmuştu. Yine çocuğunu düşürebilirdi. Yapılacak bir şey yoktu. Sadece kımıldamadan yatması gerekiyordu. Yevgeni doktora haber yolladı. Azizim Nikolay Semyonoviç bize çok iyilik yaptınız. Ümit ederim ki şimdi de karıma yardım edersiniz. Diye bir mektup yazdıktan sonra at ve araba hazırlatmak için ahıra gitti. At çok olmadığı için hemencecik hazırlayıp arabacıyı yolladıktan sonra eve döndü. Saat 10 olmuştu. Karısı yatıyor, durumunun iyi olduğunu, hiçbir yerinin acımadığını söylüyordu. Yanındaki lamba gözlerine ışık vurmaması için nota defteriyle örtülmüştü. Varvara da onun altına oturmuş battaniye örüyordu. Halinden öyle anlaşılıyordu ki tüm bu olanlardan sonra barışmak imkansızdı. Elinden geleni yaptığını anlatmaya çalışan bir hali vardı Varvara'nın. Yevgeni bunu görüyor ama görmemezlikten geliyordu. Neşeli, tasasız bir edayla atları nasıl topladığını anlatıyordu. Kavuşk adlı atın okun soluna bağlanınca nasıl mükemmel yürüdüğünden bahsediyordu. Varvara gözlerinin altından örgüsüne bakarak lambaya yaklaşıp ''Tabii, tabi. yardım için at lazım oldu mu siz onları gezdirmekle uğraşırsınız. Bu gidişle doktoru da hendeğe yuvarlayacaklar. Ama onu bir şeye bindirip getirmek lazımdı. Ben de en iyisini yaptım.'' ''Ben bilirim sizin atlarınızı.'' Beni kaç kere ta kapıdan içeri soktular. Bu onun eski bir uydurmasıydı. Yevgeni bunu söylemek tedbirsizliğinde bulundu. Ben her zaman söyledim. Prense de söylemiştim. Dünyada en güç şey, içi dışı bir olmayan insanlarla yaşamaktır. Ben her şeye katlanırım ama buna asla. Yevgeni cevap verdi. Burada üzülen birisi varsa o da benim. Halbuki siz... Evet, evet, belli oluyor. Nasıl? Bir şey yok. İlmekleri sayıyorum. Yevgeni bu sırada yatan kenarında oturuyordu. Liza ona baktı. Battaniye üzerindeki nemli eliyle onun elini sıktı. Bakışı adeta, ne olur benim hatırım için katlan, o bizim sevgimize engel olamaz, diyordu. Yevgeni fısıltıyla Kavga edecek değilim," dedi. Uzanıp Liza'nın nemli elini öptü. O an kapanan gözlerini öptü. "Acaba yine tekrarlanacak mı dersin? Kendini nasıl hissediyorsun?" Liza karnına bakarak, "Yanılmaktan korkuyorum ama bunun yaşadığını ve yaşayacağını hissediyorum," dedi. "Ah, ne korkunç bir şey. Düşüncesi bile korkunç." Liza'nın bütün ısrarlarına rağmen Yevgeni gitmedi. Her an onun hizmetine hazır, bütün gece gözünü kırpmadan başını bekledi. Liza geceyi iyi geçirdi. Eğer doktor gelmiş olsaydı yataktan sapa sağlam kalkardı. Doktor öğleye doğru geldi. Tekrarlanan olayların tehlikeli olabileceğini söyledi. Buna rağmen ortada bir belirti yoktu. Fakat aksi içinde belirti yoktu. Bu yüzden iki ihtimalde göz önünde tutulmalıydı. Yatması lazımdı. İlaç vermeyi sevmediğini ama her ihtimale karşı şu şu ilaçları alın demeyi ihmal etmedi. Doktor bu kadarla da kalmadı. Varvara'ya kadın anatomisi hakkında konferans verdi. Varvara azametle başını sallıyordu. Doktor her zamanki gibi emeğinin karşılığını avucuna alarak gitti hasta bir hafta daha yatakta kaldı. Yevgeni, vaktinin büyük kısmını karısının yatağı başında, ona hizmet ederek, onunla konuşarak, ona kitap okuyarak geçirdi. Ona en zor gelen şey, Varvara'nın hücumlarını sineye çekmek zorunda kalmasıydı. Fakat buna katlandı. Hatta bunlardan şaka konusu bile çıkardı. Yevgeni'nin hep evde oturması mümkün değildi. Bir yandan karısı, başında beklemekten hasta olacağını düşündüğü için onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir yandan da çiftlikte mutlaka kendisinin yapması gereken işler çıkıyordu. Hem artık evde oturamaz olmuştu. Ormanda, bahçede, harmanda her yerde Stepanida'nın hayalini görüyordu. Onu nadiren unutuyordu. Fakat bu durumu çok tehlikeli görmüyor, zamanla yenebileceğini düşünüyordu. Asıl korkulacak taraf aylardır görmediği Stepanida'ya şimdi sık sık rastlamasıydı. Kadın onun ilişkiyi yenilemek istediğini sezip belki de bilerek karşısına çıkıyordu. Fakat ikisi de birbirine tek kelime söylememişlerdi. Bunun için doğrudan doğruya buluşma yerine gitmiyor, şurada burada karşılaşmaya çalışıyorlardı. En çok karşılaştıkları yer ormandı. Kadınlar oraya inekleri için çuvalla ot toplamaya gelirlerdi. Yevgeni de bunu biliyor ve her gün oraya gitmemek için kararlar alıyordu. Fakat bir türlü kendini gitmekten alıkoyamıyordu. Bir ses, bir çıtırtı duyar duymaz, acaba o mu diye çalıların arasına gizlenerek bakıyordu. Niçin böyle yaptığını kendisi de bilmiyordu. Stepani da tek başına bile olsa ona yaklaşmamak, ondan kaçmak, diye düşündüğü halde onu görmemezlik edemiyordu. Bir defasında onunla karşılaştı. Stapinada'nın sırtında ağır ot çuvalı, diğer kadınlarla beraber ormandan çıkıyordu. Biraz önce gelseydi onun ormanda karşılaşabilecekti. Artık Stapinada diğer kadınları bırakıp onun için geri dönemezdi. Bu imkansızlığı biliyordu ama yine de diğer kadınların dikkatini çekmek pahasına çalıların arkasında durup onlara baktı. Tabidir ki Stapina da geri dönmedi. Fakat Yevgeni epey bekledi. Onu hayalinde görülmedik bir güzellikle canlandırdı. Bu sadece bir kez değil, birkaç defa daha olmuştu. Gittikçe de artan bir haldi. Stepani da hiçbir zaman ona bu kadar çekici görünmemişti. Hem yalnız çekiciliğiyle kalmıyor, aynı zamanda onu esir ediyordu. Yevgeni iradesini kaybettiğini, neredeyse çıldıracağını hissediyordu. Kendine karşı aldığı sert tavrı değiştirmemişti. Çünkü kötü arzuları ve bunların meydana getirdiği hareketler ortadaydı. Çok iyi biliyordu ki, eğer Stapenda'ya karanlık bir yerde rastlayıp, ona bir defa dokunmuş olsa, duygularına yenilmekten kendini asla kurtaramayacaktı. Yine biliyordu ki kendini kurtaran tek şey Stepanida'nın öbür insanlardan ve kendinden utanmasıydı. Bu utanma duygusu bir gizem katıyordu ona. Karanlık bir yerde öyle bir temas ki utanma duygusu hayvani bir şehvet içinde eriyip kaybolsun. Yevgeni bir alçak, bir cani olduğunu biliyor ruhunun bütün kuvvetiyle kendinden iğreniyordu. Kendini hor görüyordu. Yenilmeyi kabul etmediği için kendi kendinden tiksiniyordu. Her gün kendine yardım etmesi, kuvvet vermesi için Tanrı'ya yalvarıyordu. Her gün Stepanida'ya bakmayacağına, onu unutacağına yemin ediyordu. Her gün başına bela kesilen şeytandan kurtulmak için çareler buluyor bunları uygulamaya çalışıyordu. Fakat ne yapsa boşunaydı. Birinci çare sürekli çalışmaktı. İkincisi ağır beden işleriyle oruç. Üçüncüsü ihanetinin ortaya çıkmasıyla karısının ve kayınvalidesinin yüzüne vuracakları utancı göz önüne getirmek. Bu çareleri kullanmaya başladığında şeytanı yendiğini sanıyordu. Ne var ki öyle olunca Eski buluşma saatleri gelip çatınca, onu ot toplarken gördüğü anları hatırlayınca her şeyi unutuyor ve ormanın yolunu tutuyordu. Böyle azap ve üzüntü içinde beş gün geçti. Bu günler içinde dayı hep uzaktan gördü. Bir kere olsun onunla buluşmadı. Bu arada Liza yavaş yavaş iyileşip yataktan kalktı kocasında gördüğü değişikliğe de bir mana veremiyor, şaşırıyordu. Varvara bir müddet için evden ayrıldı. Evde sadece amcası ve annesi vardı. Haziran fırtınaları dinmiş, bardaktan boşanırcasına iki gün yağmur yağmıştı. Bu sırada Yevgeni yarı deli bir vaziyetteydi. Yağmur herkese işini bıraktırmıştı. Su ve çamur yüzünden gübre bile taşınmıyordu. Halk evlere kapanmıştı. Hayvanları ne yapacaklarını şaşıran çobanlar nihayet onları evlere getirebilmişlerdi. Otlaklarda karma karışık, başıboş dolaşan inek ve koyunlar komşu çiftliklere dağılmışlardı. Başlarına birer yazma almış, yalınayak kadınlar çamurlara bata çıka, dağlan inekleri bulmak için koşuşturuyorlardı. Bütün yollar küçük dereciklerle kaplanmış, her yer suya kanmıştı. Köpürmüş su birikintilerine durmadan su akıyordu. Yevgeni her zamankinden daha çok sıkılarak evde karısıyla oturuyordu. Liza ona birkaç defa niye somurttuğunu sordu. O da sinirlenip bir şey olmadığını söyledi. Liza da artık sormaktan vazgeçti. Ama buna Yevgeni gücenmişti. Kahvaltı sonrası salonda oturuyorlardı. Amcası belki de yüzüncü kez yüksek sosyete hakkında kendi uydurduğu fıkraları anlatıyordu. Liza yün örüyor, iç çekiyor, havadan, belindeki ağrıdan şikayet ediyordu. Amca ona yatmasını tavsiye etti. Kendisi de şarap istedi. Yevgeni içeride sıkıntıdan bunalıyordu. Ona her şey boş ve can sıkıcı geliyordu. Sigara içiyor ve kitap okuyordu ama bir şey anlamıyordu dün gelen rendeleri görmek düşüncesiyle yerinden kalktı. Şemsiyeni alsaydın? Hayır istemez, yağmurluğum var. Zaten fabrikaya, kazanların yanına kadar gideceğim. Çizmelerini ve yağmurluğunu giyip fabrikaya gitti. Henüz yirmi adım gitmemişti ki, ucu kıvrılıp bele sokulmuş eteği ve beyaz baldırıyla Stependa'yı gördü. Başındaki şalı tutarak yürüyordu. Yevgeni onu ilk anda tanımamıştı. Başkası sanarak, ''Ne arıyorsun?'' deyiverdi. Tanıdığında iş işten geçmişti. Olan olmuştu. Stepani da durup gülümsedi ve sanki her gün konuştuğu biriymiş gibi. ''Danayı arıyorum, bu havada nereye?'' diyerek uzun uzun baktı Yevgeni'ye. ''Kulübeye gel.'' Yevgeni bu sözü öyle birden söylemişti ki kendisi bile ne söylediğinin farkına varamadı. Ağzından kaçıvermişti. Sanki o değil de başka biri söylemişti. Stepani da şalın kenarını ısırıp göz kırptı ve kendi yoluna bahçedeki kulübeye doğru ilerledi. Yevgeni de leylakların arasından yolunu değiştirerek kulübeye gitmeye karar verdi. Tam o sırada birisi arkasından seslendi. ''Efendim?'' Hanımefendi bir dakika için sizi çağırıyorlar. Seslenen hizmetçi Mişay'dı. Yevgeni, Tanrı'nın onu ikinci defa kurtardığını düşünerek geri döndü. Eve girdiğinde karısı ona, hasta bir kadına ilaç götürmek için söz verdiğini hatırlattı. Almasını rica etti. İlacın hazırlanması beş dakika sürdü. Onu alır almaz dışarı çıktı. Evden görebilirler diye gözden kaybolduktan sonra yolunu değiştirdi ve kulübeye doğru yöneldi. Hayalinde ateşli gözlerle kulübenin ortasında kendine gülümseyen Stepanidayı canlandırıyordu. Oraya vardığında kadının kulübede olmadığını gördü. Ortada geldiğini anlayabileceği bir iz de yoktu. Belki biraz önceki sözleri duymamış ya da anlamamıştı. Onun için gelmemişti o sözleri ona duyurmaktan korkarmış gibi yavaşça söylemişti çünkü. Belki de gelmek istememişti. Kendi kendine, niçin hemen bana koşup geleceğini düşünüyorum ki? Onun kocası var. Fakat alçaklık bende. Evde güzel bir karım olduğu halde başkasının peşinden koşuyorum diye düşünüyordu. Otlu örtülü dama akan kulübede oturmuştu. Ah şimdi burada olsaydı ne iyi olurdu. Bu yağmurda burada yalnız olacaktı. Onu bir defa daha kucaklasaydım. O zaman gam yemezdim. Fakat bir dakika. Eğer buraya gelmişse izlerinden belli olur. Dedikten sonra kulübeye gelen patikaya baktı. Orada taze, biraz kaymış çıplak ayak izleri vardı. Buraya gelmiş demek ki. Kararımı verdim artık onu nerede görürsem göreyim doğruca yanına gideceğim. İsterse gündüz olsun, dedi. Kulübede uzun süre bekledi ve sonra bitkin bir şekilde dışarı çıktı. İlacı götürüp verdi. Oradan da eve döndü. Odasına çekilip yemek zamanına kadar yattı. Liza yemekten önce geldi. Üzüntüsünün sebebini sordu. Sebebin Doğum için Moskova'ya gitmek zorunda olduğunu sanıyordu. Eğer sebep buysa Moskova'ya gitmeyeceğini, burada kalacağını anlattı uzun uzun. Karısının böyle düşünmesi, sevgisi uğruna korkulacak anormal bir doğumda kendisini feda edebileceği düşüncesi haz verecekti. Evde her şey o kadar iyi ve temizdi ki, halbuki kendi ruhu iğrençlikle, alçaklıkla kirlenmişti. Yevgeni zaaflarından tiksiniyordu. Bu ilişkiyi bitirmek için onca karar vermişti. Fakat yarın yine aynı duruma düşecekti. Bu da kendisine bütün gece acı verdi. Odasında bir aşağı bir yukarı dolaşarak ''Yok, imkansız artık. Bunun çaresi olmalı. Aman tanrım, ne yapmalıyım?'' diye söylendi. Birisi ecnebi usulü kapıyı çaldı amcası olduğunu anladı. Geliniz, dedi. Amcası sanki karısının elçisi olarak gelmişti. Biliyor musun, sende gerçekten bir değişiklik var. Buna çok üzülüyor Liza. Bana öyle geliyor ki, başladığın bu işleri yarı yolda bırakmak istemiyorsun. Fakat ne yapalım? Size gitmenizi tavsiye ederim. İkiniz için de iyi olur bu. Bana kalırsa Kırım'a gidin. Hem iklim hem de doktorlar iyi. Tam da üzüm zamanı. Yevgeni birdenbire. Amca siz sır saklayabilir misiniz? Benim için korkunç utandırıcı bir sır var hayatımda dedi. Ayol benden şüphen mi var? Bana yardım edebilir misiniz? Beni kurtarabilir misiniz? Yevgeni amcasına hiçbir zaman saygı duymazdı. Fakat sırrını ona açarak rezil olmak alçalmak, kendini berbat hissetmek onu rahatlatacaktı. Çünkü kendini alçak ve suçlu sayıyor, cezalandırmak istiyordu. Amcası ortada yüz kızartıcı bir suç olduğunu ve bu sırrın kendisine anlatılacağına sevinmişti. Kendinden fayda umulduğunu düşünerek. "Söyle oğlum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin." dedi. "İlk önce rezil, alçak, namussuz olduğumu söyleyeyim." Amma da yaptın ha. Evet, bir alçağım. Liza'yı, onu başka bir kadını aldatmak istediğimde onun varlığını ve temizliğini düşünmeliyim. İstiyorsun da ne demek? Onu gerçekten aldattın mı? Aldatmış sayılabilirim. Çünkü bu bana bağlı değildi. Ben buna hazırdım. Başkaları engel oldu. Ya şimdi? Şimdi bile neler yapardım bilmiyorum. Fakat... Anlat bana. İşte anlatıyorum ya. Bekarken burada bir köylü kadınla ilişkiye girmek sersemliğinde bulundum. Onunla ormanda, tarlada da buluştum. Güzel miydi bari? Yevgeni bu soru karşısında yüzünü ekşitti. Fakat birinin yardımına öylesine ihtiyacı vardı ki duymamış gibi devam etti konuşmasına. İlişki biter bitmez her şey biter sanıyordum daha evlenmeden bitirmiştim bu işi. Hemen hemen bir yıl onu ne gördüm ne de hatırladım. Sonra ansızın karşılaştık. İçime bir kurt girdi. Şimdi durmadan beni kemiriyor. Kendimden utanıyorum. Fakat anlamak çare değil işte. Kendimi kurtaramıyorum. Şimdiye kadar ihanet etmediysem Tanrı korudu. Dün yine o kadına gidiyordum. Liza çağırdı da kurtuldum. Nasıl? Yağmur yağarken mi gittin? Evet. Mahvoldum amcacığım. İçimi size dökmeye, yardımlarınızı istemeye karar verdim. Kendi çiftliğinde böyle şeyler yapmak çok kötü. Herkes öğrenebiliyor. Görüyorum ki Liza zayıf. Ona acımak lazım. Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Yevgeni yine amcasının sözüne kulak asmadı hemencecik konunun özüne geçti. Beni kurtarın amca. Sizden rica ediyorum. Bugün bana bir tesadüf engel oldu. Yarın veya daha sonra engel olamayabilir. Bunu kadın da anladı. Beni yalnız başıma dışarı bırakmayın. Evet, evet anladık. Bu kadar tutkun musun sen buna? Ah, beni anlamıyorsunuz. Bu başka bir şey. Beni yakaladı bırakmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Belki bana güç verecek bir çare bulunur. Tamam işte benim dediğim olur. Kırıma gidelim. Hay hay gidelim. Sırrını amcasına açması duyduğu utanç ve vicdan azabı Yevgeni'nin biraz aklını başına getirmişti. Bir hafta sonra eşiyle birlikte Kırıma gitmeye karar verdiler. Yevgeni seyahat parası bulmak için şehre indi. İşleri hakkında emirler verdi. Eski neşesini yine kazanmıştı. Karısına yakınlığı artmaya başladı. O yağmurlu günden sonra Stepanida ile hiç karşılaşmadan karısıyla Kırım'a gitti. Orada iki ay mükemmel bir hayat sürdü. Yepyeni şeyler gördü. Geçmişin bütün hatıralarının silinip gittiğini sandı. Kırım'da eski tanıdıklarını gördü. Onlarla ahbaplığı ilerletti. Yeni arkadaşlıklar kurdu. Kırım hayatı onun için hem eğlenceli hem kazançlı oldu. Kırım'da büyük toprak sahibi, liberal, zeki bir insanla tanıştı. Bu adam Yevgeniy'i beğenmişti. Ona fikirlerini aşılayıp kendi tarafına çekti. Asıl sonlarında liza hiç zorluk çekmeden güzel, gürbüz bir kız doğurdu. Eylül'de de çocuğun süt annesiyle birlikte eve döndüler. Yevgeni eski kaygılarından tamamen sıyrılmıştı. Evine mutlu bir adam olarak döndü. Doğum sırasında her kocanın çektiği zırabı çekti ve karısını daha çok sevdi. Çocuğu kucakladığında hoş, garip, iç gıcıklayıcı bir duygu kaplıyordu bedenini. Çocuk onun yeni ilgi alanı olmuştu. Kırım'da tanıştığı liberal adamın teşvikiyle, biraz da gurur ve vazife duygusuyla toprak meseleleriyle ilgilenmeye başladı. Ekim'de yapılacak olağanüstü toplantıda temsilci seçilmeyi bekliyordu. Eve döndükten sonra bir defa şehre gitti. Bu defa da liberali görmeye gitti. Yevgeni baştan çıktığı zamanları, o günlerdeki acılarını artık hatırlamıyordu bile adeta unutmuştu. Onları vaktiyle geçirdiği bir delilik nöbeti olarak görüyordu. Kendini o kadar rahat hissediyordu ki, Kahya ile yalnız kaldıkları ilk fırsatta bu konuyu konuşmaktan hiç çekinmedi. Zaten aynı meseleyi daha önce de onunla konuşmuştu. Nasıl? Stepanida'nın kocası evine döndü mü? Hayır, daha dönmedi. Ya Stepanida nasıl? Öyle işte. Hala hoppa. Şimdi de Zinovyev ile görüşüyor. Eşi Büs bütün azıttı. Yevgeni, "Ah oh, ne iyi. Bütün bunlar şimdi bana vız geliyor. Ne kadar da değişmişim." diye düşündü kendi kendine. Yevgeni'nin bütün istekleri gerçekleşmişti. Çiftliği kurtardı. Fabrikayı işler duruma getirdi. Pancar çok bereketliydi ve iyi kazanç elde edecekti. Karısı iyi bir doğum yapmıştı kayınvalidesi de gitmişti. Seçimi de oy birliğiyle kazandı. Yevgeni seçimden sonra eve dönüyordu. Onu tebrik ediyorlardı. O da bunları kabul ediyordu. Adına verilen ziyafette yemek yiyip beş kadeh şampanya içti. Bundan sonraki hayat için yepyeni planlar yapıyordu. Yazın sonuydu. Hava güneşli, yol güzeldi. Eve yaklaşırken halk arasında iyi bir yere nasıl geleceğini düşünüyordu. Artık sadece işveren değildi. Aynı zamanda kendi nüfusuyla onlara hizmet verecekti. Üç yıl sonra köylülerin kendini nasıl öveceklerini daha şimdiden görüyordu. Yolda elinde kova olan bir kadınla bir köylü gördü ve ''İşte bunlar hep benden bahsedecek.'' diye düşündü. Köylüler, Yevgeni'nin arabasını görüp yol vermek için kenara çekildiler. Erkek İhtiyar Peçnikov, kadın da Stepanidaydı. Yevgeni onu görünce heyecanlanmamıştı. Bu onu çok sevindirmişti. Stepanida her zamanki gibi güzeldi ama artık o güzellik Yevgeni'yi etkilemiyordu. Nihayet evine döndü. Karısı onu kapıda karşıladı. Güzel bir akşamdı. Amcası nasıl, tebrik edebilir miyiz diye sordu. Evet, seçildim. Çok güzel, bunu kutlamalıyız. Ertesi sabah uzun zamandır ilgilenmediği toprağını görmeye gitti. Çiftliğe yeni bir harman makinesi alınmıştı. Yevgeni mümkün olduğu kadar kadınlara bakmadan işleri kontrol ediyordu. Ne var ki bugün gayretine rağmen Ot taşıyan Stepanida'nın kara gözlerini ve kırmızı başörtüsünü gördü. Bir iki defa göz ucuyla baktı ona. Garip şeyler hissetmeye başlamıştı. Ertesi gün yine harmanı uğradı. Lüzumsuz yere orada iki saat kaldı. O süre boyunca da genç kadının güzel yüzünü bakışlarıyla okşadı. İşte o an anladı. Artık mahvolmuştu yine aynı acı ve korku kendini gösteriyordu. Kurtuluş ümidi kalmamıştı. Korktuğu başına gelmişti işte. Ertesi akşam kendini Stapanida'nın evinin arkasındaki samanlığın karşısında buldu. Buraya nasıl geldiğini kendi de bilmiyordu. Geziniyormuş gibi yaptı ve bir sigara yaktı. Komşu kadın onu görmüştü. Yevgeni geri dönüp gidecekti ki birinin sesini duydu. Git haydi seni bekliyor. Şimdi ölsen de gam yemezsin. Gitsene budala. Sitapani da samanlığa doğru koşmuştu. Yevgeni bunu gördü ama geri dönemezdi. Çünkü bir köylüyle karşılaşmıştı. Eve dönmek zorunda kaldı. Eve gidip salona çıktı. Her şey ona çok garip ve aykırı görünüyordu. Bu duygular içinde yattı. Sabah kalktığında gayet dinçti. Her şeyi unutmaya, düşünmemeye karar verdi. Fakat daha erkenden, uğraşması gereken işlerden kurtulmaya çalıştı. Bir an önce bitmesini istiyordu. Önceden onun için önemi olan, onu sevdiren her şey şimdi boş ve saçma görünüyordu gözüne. İşlerden kurtulup her şeyi etraflıca düşünmek istiyordu. Nihayet işlerini bitirip yalnız kaldı. Fakat kendini ormanda, bahçede buluverdi. Bu yerler onu heyecanlandıran hatıralarla kirlenmişti. Aklınca bahçe gezintisi sırasında bir şeyler tasarlıyordu. Fakat şimdi anladı ki hiçbir şey düşünmeden, iradesi dışında, sersemce Stapan'ın dayı bekliyor. Bekliyordu ki kadın onun beklediğini, ateşli bir arzuyla kendini istediğini anlayıp gelsin. Öyle bir zamanda gelmeliydi ki aysız karanlık bir gece olmalıydı kimse görmemeliydi. O kadar karanlık olmalıydı ki Stapani da bile gözlerini görmemeliydi. Evet, böyle bir gecede gelecekti ve Yevgeni ona dokunacaktı. Yevgeni sürekli kendi kendine konuşmaya, düşünmeye başladı. İşte bak, istediğim zaman nasıl da kestim ilişkimi ve düşüncelerimi. Gördün mü sonunu? Hayır, onunla böyle oynamamalıyım. Onu avladığımı sanıyordum. Asıl avlanan benmişim meğer. O beni avlamış ve şimdi de bırakmıyor. Kendimi özgür sanırdım. Meğer değilmişim. Evlendiğim zaman kendimi boş yere aldatmışım. Hepsi yalanmış. Hepsi boşmuş. Evet, o kadınla yaşamalıydım. Gezinip duruyordu ortalıkta Yevgeni. Evet, benim için iki hayat tarzı var. Biri Liza ile başladığım hayat, memuriyet, bazı işler, çocuk ve halkın saygısı. Eğer bu hayatı seçeceksem ortada Stepanida diye biri olmamalı. Onu ya başka bir yere göndermeliyim ya da ortadan kaldırmalıyım. Öteki hayatsa Stepanida. Para vermeliyim ve kocasından ayrılmalı. Bütün ayıplamalara ve rezilliğe katlanarak onunla beraber yaşamalı. Fakat o zaman da ne Liza ne çocuk olmalı. Liza'nın bir yere gitmesi gerek. Durumu öğrensin, bana lanet etsin ve gitsin. Bir köylü kadınıyla kendisini aldattığımı, yalancı ve alçak olduğumu öğrensin. Hayır, bu korkunç bir şey, imkansız bu. Fakat bir ihtimal daha var. Liza'nın hastalanıp ölmesi. Ölürse İşler mükemmel yoluna girer. Ne güzel değil mi? Ah, alçak seni. Ölmesi gereken biri varsa o da Stepanida'dır. Stepanida ölürse bütün işler yoluna girer. Tıpkı karılarını ya da aşıklarını öldürenler gibi. Bir tabanca olmalı. Onu buluşma yerine çağırıp göğsüne bir kurşun sıkmalı. Her şey biter o zaman. O bir şeytan. Gerçekten bir şeytan. Bütün irademe rağmen beni esir etti. Öldürmek mi? Evet. Ancak iki yol var. Ya karım ya o ölmeli. Artık böyle yaşamak imkansız. Düşünüp taşınmalıyım. Bu böyle giderse neler neler olur. Kendi kendime karar vereceğim. Onu istemediğimi, onunla ilişkimi kestiğimi söyleyeceğim ama akşam kendimi yine onun evinin arkasında bulacağım. O da bunu anlayıp gelecek. O zaman da köylüler öğrenip karıma söyleyecek. Belki ben kendim anlatacağım. Çünkü onu aldatamam. Böyle yaşayamam. Bu mümkün değil. Nasıl olsa öğrenecek. Herkes öğrenecek. Öğrenmeyen kimse kalmayacak. Paraşa ile demirci bile öğrenecek. Böyle nasıl yaşanır? Yaşanmaz. Sadece iki çare. Ya karımı ya onu öldürmek. Fakat bir ihtimal daha var. Evet, üçüncü çare. Kendimi öldürmek. Evet, kendimi öldürmek. O zaman onları öldürmeye gerek kalmaz. Tabancam da var. Kendimi gerçekten öldürecek miyim? Bunu hiç düşünmemiştim. Bu çok tuhaf bir şey. Bunları çok kısık bir sesle söylemişti. Söylediği anda tüyleri diken diken oldu. Kararını vermişti. Eve dönüp odasına çıktı, dolabını açtı, tabancası orada duruyordu. Tam o sırada karısı içeriye girdi. Tabancayı bir gazeteyle örttü. Karısı onu görmüştü. Korkuyla, yine aynı şey, dedi. Ne gibi? Bana anlatmak istemediğin zamanki korkunç tavrın, Söyle bana Yevgeni. Görüyorum ki acı çekiyorsun. Bana anlatırsan biraz rahatlayabilirsin. Anlatacağın her ne olursa olsun, çektiğin acı kadar üzüntü vermez bana. Kötü bir şey olmadığını biliyorum. Bilmiyorsun henüz. Yüzü kederli bir gülümsemeyle gerildi. Söylemeli mi? Yok yok. Zaten söylenecek ne var ki? diye geçirdi içinden belki de karısına açılacaktı. Fakat tam o sırada gezmeye izin almak için süt anne girdi içeri. Liza çocuğu giydirmek için dışarı çıktı. Çıkarken de ''Demek anlatacaksın. Şimdi geliyorum. Bekle.'' dedi. ''Eh belki.'' Liza bu sözleri söylerken Yevgeni'nin yüzünde beliren o acı gülümsemeyi hiç unutmadı. Yevgeni bir hırsız gibi parmaklarının ucuna basarak dolaba yaklaştı. Tabancayı alıp aceleyle kılıfından çıkardı. Dolu evet, çoktandır dolu. Sadece bir mermi eksik. Bakalım ne olacak, dedi. Tabancayı şakana dayadı. Bir an duraksadı. Stepan dayı onu bir daha görmeme kararını, kendiyle yaptığı savaşı, şeytana uyuşunu, rezilliği, Tekrar başlaması gereken yeni bir savaşı hatırladı. Korkuyla sarsılıp titredi. Hayır, bu daha iyi, dedi ve tetiği çekti. Liza balkonda inip koşa koşa odaya geldi. O boylu boyunca yerde yatıyordu. Şakan'dan ılık kara bir kan fışkırıyordu. Ceset hala kımıldıyor, sarsılıyordu. Soruşturma başlatıldı. İntiharın sebebini kimse bilmiyor, anlamıyordu. Amcası bile iki ay önceki itiraflarının intihara sebep olduğunu bilmiyordu. Varvara ısrarla bunun böyle olacağını daha önce söylediğini anlatıyordu. O bunu daha yevgin ile tanıştığı gün anlamıştı. Liza ile Maria ise sebebini bir türlü anlayamıyorlardı. Doktorların psikopat, Ruh hastası teşhislerine de inanmıyorlardı. Bu fikre katılmıyor, onun tanıdıkları yüzlerce insandan daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı. Eğer gerçekten de Yevgeni bir ruh hastasıysa bütün insanlar da öyle. Gerçek ruh hastaları kendindeki belirtilerin farkında olmayıp başka insanlarda delilik alametleri gören kimselerdir. Son. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya